Bu bütçe emekçilerin, çalışanın, üretenin, çiftçinin, köylünün bütçesi değildir. AKP'nin bütçesi bir avuç yandaş sermayeye rant aktarma, mutlu azınlığı koruma ve kollama bütçesidir. Zenginleşenler ve büyüdükçe büyüyenler saraylarda, yalılarda yaşayan AKP'nin yarattığı yandaş, mutlu hazınlık ve rüşvetçilerdir. Tabelalardaki TC kısaltmalarından rahatsız olup kaldırtanlar, milletimizi yerli gıda yerine ithal gıda ile besleyenler, şimdi sıkılmadan, utanmadan milliyetçilik siyaseti de yapmasınlar. Milletimiz FETÖ için ABD'ye nota verecek baba itler arıyor. Milletimiz işgal edilen adalarımız için Yunanistan'a iki sözcük söyleyecek baba itler arıyor. Askerlerimizin başına çuval geçirenlere nota verecek baba itler arıyor. Milletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mize sahip çıkacak ve yavru vatanın tanınmasını sağlayacak baba itler arıyor. Milletimiz Süleyman Şah Türbesi'ni koruyabilecek baba itler arıyor. Milletimiz Ankara'yı parsel parsel satanlardan, İstanbul'u beton denizine dönüştürenlerden hesap soracak baba itler arıyor. Milletimiz boşanmaların %37 arttığı ve yine fuhuşun %790 arttığı, çocuk istismarı, cinsel istismarının %434 arttığı, uyuşturucu bağımlılığını %678 arttığı, kadına şiddetin ise %1400 arttığı ortamı yaratanlardan hesap soracak baba yiğitler arıyor. Bugün milletten baba yiğitlik bekleyenler önce kendileri baba yiğit olacak. Milletimiz artık gerçekleri duymak istiyor. Barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyor. Her türlü tehdit ve saldırılara karşı tek vücut olmak istiyor. Milletimiz her kandırıldığında milletimize ağır bedeller ödetip kendisi ve çevresi sarayda oturmaya devam eden yöneticiler aramıyor. Milletimiz kandırılmayan, kandırıldığında ise vatandaşları gibi bedel ödemeyi, koltuğunu bırakmasını bilen gerçek baba yiğitler arıyor. Bakın şair ne güzel söylemiş. Memleket istedim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket istedim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.